Evet Skype bağlantımızı yapalım. Hamdi Aslan da bizleri bekliyor sevgili izleyenler. Hamdi Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Çiğdem. Günaydın. İyi yayınlar. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Trabzonspor'un gündemini konuşmak istiyoruz. Birçok başlık var. Ee, yine tabii transferde hareketlilik var. İki isme daha imza attı. Hepsine geleceğiz. Listelerde yine isimler var. E tabii bu e, yapılan transferlerin ki çok erken başlandı daha lig bitmeden önce hatırlıyorsunuz. O dönemden beri sizinle evet. sohbet ediyoruz. Güzel nokta atış transferler de yaptı Trabzonspor. Ortak özellikleri hep Abdullah Avcı'nın yönetime sunduğu rapordaki isimler olmalı olmaları. Tabii bu da önemli bir nokta. Abdullah Hoca istediği kadroyu da kurmayı başarıyor bu noktada. Nasıl bir Trabzonspor bekliyorsunuz yeni sezonda? Ne kadar hazır yeni sezona? Buradan başlayalım bu sefer. Yani tabii transfer dönemini çok rahat geçirdi söyleyebiliriz. Yani geçen sene yani Mart ayından beri e, bu transferler bu oyuncular üzerinde bir yoğunluk vardı ki ilk isme gelen e, Cornelius belki en son e, transfer yapıldı ki biraz zor süreçti tabii ki e, Trabzonspor için. Yani e, tabii transfer de aslında oyuncu yoğunluğu, kadro kalabalıklığından daha ziyade oynanacak olan oyuna e, uygun oyuncularla beraber geçen sene de yapılan bir plandır bu. Ee, o yüzden transfer dönemi çok kolay geçti ve e, yani bana göre Abdullah Hoca'nın hem geçen seneki oyununun bitirişiyle hem bu seneki e, hazırlık maçları ve malum maçına bakıldığı zamanki oyunu e, yani şu an Trabzonspor'un lige hazır bir e, takım ve içerisinde olduğunu ben düşünüyorum. Ee, tabii ki küçük problemlerin olacak olduğu bir sezon başı çok normal olarak ben görüyorum ki bunlar belki sezon başı için çok az bir e, seviyede olduğunu ben düşünüyorum. E, o yüzden hazır bir Trabzonspor. Yani bakıldığı zaman oyun sistemi belli, oyun yapısı belli, e, kadro genişliği, kadro rekabeti yarışın içerisinde bence en hazır giren takımların başına koyabiliriz Trabzonspor'u. Peki yapılan transferleri de zaten dediğim gibi en başından beri sizinle konuşuyoruz. Şimdi iki isim daha geldi ki biz o bölgeyi hep Sörlot üzerinde değerlendirirken Cornelius da de gerçi sıcaklığını koruyordu biliyorsunuz. Cornelius da artık imzaları atırdı. 4 yıllık bir imza. İşte Dorukhan geldi. 3 artı 1 yıllık imza atıldı. E, tabii yine iddialı transferler bunlar. Cornelius'la başlayalım isterseniz. İddialı açıklamalar da yaptı kendisi. Fayda sağlayacak mıdır? Ön bölgedeki sorunları çözeceğini düşünüyor musunuz? Yani... E ya yani Ön bölgede ne kadar sorun var? Ee, tabii ki bunlar da aslında... ...Trabzonspor'un yani bakıldığı zaman... E, ...çok büyük bir sorunlu pozisyonu... ...ben olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki Santrofor olarak... E, ...bu tip e, oyuncuya da ihtiyacı var... ...Trabzonspor'un. Yani Cornelius e, bakıldığı zaman... E, yani belki e, çok fazla şu an hangi sistemde, hangi pozisyonda nasıl bir oyun yapısı olduğunu, Trabzonspor'un neler verebileceğini şu an birazcık olsun e, oyun başlangıçlarında göreceğiz. Ama <laughs> yani e, bu rekabetin içerisinde, yani önde Canini, e, Cornelius, Koyita rekabetinin içerisinde e, muhakkak bir değer olarak oyuna katkı yapacağını ben bekliyorum. Oradaki oyun sistemi nasıl olacak? Tabii ki Canini, Nikolita farklı bir santrofor sistemi. Trabzonspor iki tane çizgi oyuncusu var. Orta sahada çok güçlü bir oyun yapısı var. Bu oyun yapısı içerisinde tabii ki Kornelius'un da katkısı olacak. Skor anlamında tabii ki herkesin geçen sene aslında Charlotte'un bırakmış olduğu o skor sayısını bekliyor. E tabii ki e, bu anlamda eğer bu rakamlara yakın bir rakamlar bulunursa Trabzonspor'a çok büyük bir katkı yapmış olur diye ben düşünüyorum ama ben oradaki rekabeti daha çok önemsiyorum Çiğdem. Yani çünkü ben Kuyda'yı de çok kenara atmamak gerekiyor. Canen'in Cane de hem e, santrofon santrofor hem çizgi oyunu oynayabilecek de bir yapısı olduğunu ben e, düşünüyorum. O yüzden orada çok geniş bir rekabet var. Tabii ki bu rekabette şu an Cornelius birinci e, sırada görülüyor ama herhalde birkaç maç kenarda kalır diye bekliyorum. E, Trabzonspor için önemli bir transfer. Benim gore, e, görevim gol atmak diyor. Böyle bir açıklaması var. Burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Takım için oynamayı istiyorum, kupalar kazanmayı istiyorum, gol atmak istiyorum dedi. E, Gollerimle takıma katkıda bulunacağım. E, rakam vermesem de gol sesi vermeyeceğim ama sahada elimden geleni yapacağım diyor. E, bir tahmininiz var mı bu noktada? Solot kadar fayda sağlayacağını düşünüyor musunuz? Yani e, tabii ki o e, oyunu görmek gerekiyor oyuncuyu görmek gerekiyor onları biraz e, şey yapmak gerekiyor Cidem e, e, yani belki e, kariyerleri çok çift haneli rakamlarla geçmemiştir ama muhakkak e, yani Türkiye liginin e, yapısına Süper ligimizin yapısına baktığı zaman yani bu kadar hücum gücü yüksek bir takımın içerisinde yani ben çift haneli rakamları çok kolay geçeceğini ben bekliyorum. Ee, yani o yüzden e, tabii ki bu, bu, bu rakamlar birazcık Charlotte her şeyi bütün dengeleri bozdu. Evet. Yani Cornelius e, canını koydu. koydu. Evet evet Koyutan'ın da işini birazcık zorlaştırdığını ben düşünüyorum. Ama yani ben e, ya çok merkez bir santrofor daha cihaz sahası içerisinde olan bir santrofor oyun içerisinde kalırsa bence Trabzonspor'un bu hücum gücünde e, çok fazla katkı yapacağını ben düşünüyorum. Yani bir çeşitlilik orada oldu aslında e, Çiğdem. Yani belki çok merkez santrofora ihtiyacı olmadığı dönemler içerisinde Canini o bölgede oynayacak veya değişkenlik olacak. Yani o yüzden dediğim gibi e, çok Hucum gücü yüksek bir Trabzonspor içerisinde bu tip santroforların, merkez santroforların e, bence skor anlamında çok katkı yapacağını bekliyorum. ki bu tecrübede bir oyuncu. Doğru. Sayışı beklentisini aldım sizden. Bir de maliyeti de kısaca isterseniz değerlendireyim. Çünkü maliyetinin de açık adı Trabzonspor cephesi kapa. Fesip bedeli olarak parmaya 4 taksit halinde 4 milyon 873 bin 500 euro verilecek. Her yıl 1,5 milyon euro oyuncuya ödenecekmiş Hamdi Hocam futbolcu Türk kulübü olmamak şartıyla 20 milyon euroya da serbest kalabilir maddesi var sözleşmede. E, tabii verimini henüz bilmiyoruz ama kağıt üzerinde maliyet olarak açısından değerlendirdiğimizde nasıl duruyor bu transfer? Yani tabii ki bu servis ödemesi Trabzonspor için tabii büyük bir, bir e, maliyet olduğunu ben düşünüyorum. oyuncuya ödenecek olan para yani tabii ki belki tolere edilebilir ama e, yani bu tip dönemlerde veya bu kadar seni oran transferlerde bazen artık pes edebiliyor kulüpler ne olursa olsun. Evet ben bu rakama geleceğim düşüncesi içerisinde giriyor ki yani bence birazcık olsun Cornelius transferi bu cephede olduğunu ben düşünüyorum. E, tabii ki yüksek bir rakamlar yani ama tabii ki kulübün ekonomik boyutu, ekonomik yapısı buna müsaitliği olduğu için bu transferin yapılması birazcık daha bu bir anlamda kolaylaştırdı. Düşünüyorum. E tabii ki belki burada Uğurcan'dan da beklenecek olan belki konu değil ama Uğurcan'dan şu an ve gündeme gelen bu sıcak gelişmede beklenecek olan rakamlar bu transferleri birazcık kolaylaştırmış olabilir. E, ama bakıldığı zaman yani önemli bir transfer. Trabzonspor'a katkı yapar. Trabzonspor'un şampiyonluk yolundaki en önemli e, oyunculardan bir tanesi olur. E, rakamlar unutulur ama bakıldığı zaman evet. e, bir maliyeti yüksek bir rakam. Yani daha önce Yusuf'u 17,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katmıştı değil. O dönemde e, hatırlıyorum pazarlıklara 10-11 milyon euro civarında seviyelerinden başlamıştı. Ve uzun süren bir görüşme süreci vardı. Taraflar e, taraflar 17,5 milyon euro artı Edgar'ın bonservisinin %50'si karşılığında orada el sıkışmıştı. Şimdi Lil Uğurcan konusunda da ısrarcı. Trabzonspor yönetimi yine benzer bir politika uygulayacak sanırım. Yani orada da tabii beklenti en üst seviyelerde. Sizin bir duyumunuz oldu mu? Hangi civarlarda konuşuluyor? Rakamlar nedir? Uğurcan hakikaten gidecek mi takımdan? Ne dersiniz? Yani Uğurcan'ın takımdan gitmesi birazcık olsun aslında Uğurcan'ın da kararı. Şöyle karar yani ekonomik anlamda Trabzonspor'un tatmin olacak olduğu bir rakama Uğurcan da evet diye de, diyor yani genel düşüncesinden yapısı bu. E tabii ki da Trabzonspor çok daha fazla para kazanmasını istiyor bu transferden. Yani e, Yusuf'un transferindeki serüven birazcık daha hızlı ve e, daha ısrarcıydı. Yani ben Uğurcan'ın transferinin aslında Çiğdem birazcık daha erken e, bu boyutlara gelin, geleceğini ben bekliyordum. Yani şu an 12 milyon euro civarında bir rakamlar konuşuluyor. Ama Trabzonspor yani 15'in altına inmeyi hiç düşünmüyor. E, yani 12 milyondan başlayan bence bu serüven yani 15'i çok kolay bulacağını ben düşünüyorum. Eğer tabii ki Uğurcan Trabzonspor 15 milyon euro kazanmasındaki e, tatmin edici bir düşünce içerisinden girerse bu transferin gerçekleşmesi bence çok uzun süre olacağını düşünmüyorum. Yani burada Trabzonspor'un kazanacak olduğu para önemli ama 15'i ve rakamın çok kolay bulacağını ben bekliyorum. Son olarak o zaman şu ön bölgeyi konuştuk. E, kaleden bahsettik. Stoper attığı için de arayışları var. Birçok bölgeye transfer yapıldı. Oraya da e, Hamdi Hocam yeni günde Simon Deli yazılmış. arada e, Maviler oyuncu için hakikaten bir takım girişimlere başlamışlar. Oyuncu üzerinde kalabiliriz. Ne tip bir stoper ihtiyacı var arka bölgede? Bunda değerlendirebiliriz son olarak. Yani şu var e, Çiğdem. Yani arayacak olan stoper e, tabii ki bakıldığı zaman... Ee, alternatif stoper ama her an sahne içerisinde olabilecek bir stoper. Yani ben şu an Trabzonspor'un çok kolay ikiliyi bozacağını Düşünmüyorum ama alternatif olarak çünkü bu yoğun bir sezon içerisinde muhakkak bir stoper oyuncusuna ihtiyacı var. Çok fazla özellik aranan bir stoper anlayışı içerisinde değil şu an kulübün scout ekibi. Birkaç tane farklı stoperler var ama en azından alternatif olarak bir tane daha kadroya katma düşüncesi içerisindeler. Yani orada bir sorunundan dolayı bu transfer yapılacak anlamında değil. Tamamen. E, bence e, o kadrodaki e, bu süreç içerisinde alternatif bir oyuncu bulmak adına yapacak olan bir transfer bu. Peki eklemek istediğiniz noktalar var mı Hamdi Hocam? Keyifli de bir sohbet oldu mu? Teşekkür ederim Çiğdem. Yani e, tabii ki çok heyecanlı bir e, Trabzon şehri var şu an e, Trabzon'da gerçekten hani bu kadar transfer, bu kadar yoğun transfer, bu kadar e, keyifli bir takım için e, taraftarlar gerçekten çok mutlu. E, bu sene tabii ki transfer döneminde başarılı geçti diye, düşünürsek, çok kolay hazırlık bir sezonu geçirdi diyebilecek e, Trabzonspor bu sene bence ligren ligin en keyifli takımlarından bir tanesi olacak. Peki teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere Hamdi Hocam. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Çiğdem. Ve Trabzonspor bağlantımızı